Neslihan Kavas, masa tenisi Türkiye ve Avrupa şampiyonu. Geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonu paralimpik sporcusu. Hayata diğer çocuklardan biraz farklı başlar Neslihan. Doğuştan kalça çıkıklığı vardır. Bebekliğinin ilk yılları hastanelerde, ameliyathanelerde geçer. Çok erken fark edilmiş bir kalça çıkıklığı sıkıntısı vardı ve bu çift taraflıydı. 2 aylıkken bir çocuk doktoru tarafından fark edilmiş. Yalnız bu kadar hani erken fark edilmesine rağmen 1 yaşına kadar herhangi bir uygulama yapılmamış. Onun öncesinde bu kalçadaki çıkıklıkla ilgili standart tedavi protokolü olan seri alçılama yöntemi ya da pavlik bandaj dediğimiz bacakların açık durmasına yarayan bir yardımcı cihazla tedavisi başlanmış. Fakat bu pavlik bandaj çıktığı zaman ya da seri alçılama yöntemi bittiği zaman kalçada tekrardan problemler görülmüş. Bunun üzerine Neslihan'a bir seri ameliyat yapılmış ve ameliyatlarda da genellikle bu kalçanın pozisyonunun düzeltilmesi, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın sağlanması ve normal eklem hareketinin kazanılmasına yönelik ameliyatlar olmuş. Bu kalça çıkıklığı dediğimiz problem genellikle bacağın, kalçanın normalde bir asistabüler kavite dediğimiz kavitenin içerisinde bulunmaması ve yürüdükçe veya hareketle beraber, bazen de hareketsiz de kalçanın normal o yuvasından çıkması şeklinde tanımlanabilir. Ve yürürken veya mobilize olmayla ilgili aktivitelerle ilgili sıkıntılar yaratabilir ve bacakta, sağ bacakta özellikle bir 2,5 santimetrelik bir kısalık farkı oluşmuş. Yürürken ya da normal bu kalça çıkıklığı hayatına devam ederken kalça çıkıklığı ekstra deformiteler ortaya çıkmış. Mesela ne gibi? Sırtta biraz eğrilmeler, omurgada yapısal bozulmalar gibi problemler ortaya çıkmış. Onun dışında tabii ki çok hareketli bir çocukmuş. Bu kalça çıkıklığı bile Neslihan'ı hiçbir şekilde engelleyememiş ve bir şekilde sporla tanışmış. 4 yaşına kadar parklarda oynayan, top peşinde koşan arkadaşlarını pencere arkasından izler Neslihan. 4 yaşından sonraki zamanlarında Neslihan işte artık yürümeye başladı. Artık aktif bir çocuk haline geldiğinde işte mahalledeki, sokağımızdaki arkadaşlarıyla, ama çok ilginçtir, Neslihan'ın hiç kız arkadaşı olmadı. Hep erkek arkadaşlarla daha çok anlaşırdı o. O yüzden de futbol çok seviyordu. Futbol oynarlardı sokakta. Gerçekten çok güzel. Yani bir bayanlar takımı olsa belki de futbolcu olacaktı şimdiki zamanında Neslihan'ın. Çocukluğu sokaklarda fiziksel engeline rağmen bisiklete binerek, top peşinde koşarak geçer Neslihan'ın. Futbolu çok sevdim. İşte lojmanda olsun, okulda olsun hep erkeklerle futbol oynadım. O erkeklerin arasında tek kız bendim. Ama tabii kaleye de geçmezdim yani. Aktif bir şekilde de topun peşinde koştururdum. Hareketli, yerinde duramayan bir çocuktur Neslihan. İlerleyen zamanda sporcu kişiliğinde etkili olacak özellikleri daha küçük yaşlarda kazanmaya başlar. Bir çocuktur ama disiplinlidir de aynı zamanda. Çok uyumlu bir çocuk gerçekten. Yani sakin. Mesela okuldan gelirdi. Direkt öğlen, ben öğle yemeğine geldim de öğlen okuldan gelir, direkt oturur, sehpayı çeker, karnını doyurduktan sonra ilk önce derslerini yapardı. Hemen derslerini bitirdiği gibi tabii ki ondan sonra dışarı hayat var, oyun var. İşte akşama kadar o dışarıda oynuyordu arkadaşlarıyla. İlkokulda futbolla ilgilenen, erkek arkadaşlarıyla futbol topu peşinde koşturan Neslihan'ın kaderi eline tenis raketini aldığı gün değişir. İlkokula başlamıştı Neslihan. Orada da işte yine lojmanın bahçesinde çocuklarla top oynarken falan 9-10 yaşlarında Ziya Hoca Neslihan'ı görüyor. Onu çağırıyor, masa tenisi oynar mısın? Hani güzel top sektirdiğini görünce masa tenisi oynar mısın diyerek çağırıyor. Neslihan da tabii masa tenisinin ne olduğunu bile bilmediği için. Akşam ben eve gelince anne böyle böyle masa tenisine gideceğim ben dedi. Sen bilirsin kızım dedi. Öylelikle başladı, ertesi gün başladı, topu raket eline aldı, bir daha da bırakmadı, bugüne kadar devam ediyor. Masa tenisinde yeteneklidir Neslihan.
antrenörlerinin de desteği ve kişisel çalışmalarıyla kısa sürede kendisini gösterir. Masa tenisine başladıktan sonra hani diğer çocuklardan da biraz hani öne çıkmaya başladım. Yetenek olarak da hocam öyle söylüyordu. Hani hepimize aynı eğitimi verse de hani ben onlardan biraz daha önde ilerliyordum. Daha sonra zaten bu yetenekle birlikte çalışmayla da dereceler almaya başladım. İlk üçe oynamaya başladım. Neslihan'ın başarıları çevresi tarafından takdir edilirken yaşamı da yavaş yavaş değişmeye başlar. Orta 2'de özel bir kolejden teklif geldi Neslihan'a. Hem eğitimi hem spor hayatıyla ilgili kulüp olarak da almak istediler. Kendi antrenör de izin verdi. Öylelikle özel bir kolejde Neslihan hem eğitimine hem spor hayatına devam etti. Masa tenisinde yıldızı parlayan Neslihan, bütün ilgisini masa tenisine yönlendirir. Disiplini sayesinde emin adımlarla başarılara ilerler. Başarılar da geldikten sonra bu sporu çok sevdim. Daha Eskişehir'deyken, üniversite hayatına gitmeden önce hani o ilkokul, ortaokul dönemlerinde hani her akşam antrenmanlar oluyordu her gün burada. Bazen ben hani kışın, soğukta falan okuldan gelince hani üşüyüp geldi. Hani kıyamıyordum. Bazı gün derdim ki kızım bugün de gitme antrenmana. Hani dinlen, evde ol derdim. Hayır anne derdi. Gider ki antrenmanların bir gün daha ihmal etmemiştir. Daha sonra bu başarılar gelmeye başladıktan sonra yani Neslihan bana ilk dedi anne sen bana nasıl engel olmak isterdin? Hani göndermek istemezdin. Dinlen. Hani kıyamayıp bana ama yani sonucu bu. Geri böyle döndü bize deyip ki o lafı Neslihan'ı hiçbir zaman unutmam. Gerçekten haklıymış çocuk yani. Ben yanlış yapıyormuşum orada ama ben de hani çocuğum kıyamadığım için söylüyordum onu. Bir tutku haline gelir masa tenisi Neslihan için. En kritik anlarda bile aklında tek bir şey vardır. Raketi ve masa tenisi. Bir 99 yılında bir ameliyat geçirdim. Tam depremin olduğu sene alçılar içinde yatıyordum ben mesela. Sonra hani ama boynumun aşağısından ayak bileğime kadar alçıdaydım. Neslihan zaten duymamış depremi. Biz salonda yatıyorduk. Neyse ben hemen büyük kızımı alarak yanına geldik. Sonra ona sarıldık falan böyle. Çıkamıyoruz. Bütün lojman boşaldı. Herkes bahçede. Biz çıkamıyoruz. Evin içindeyiz. Neslihan'ın ilk dediği şey vitrinimiz vardı. Vitrinden anne raketim nerede? Raketimi verir misin yanıma? Yani onu da hiçbir zaman hayatım boyunca unutamayacağım bir anımızdır. Neslihan ondan sonra o süreçte deprem sürecinde hep yatağında yanındaydı. Neslihan masa tenisiyle ilgilenmeye başladığı yıllarda henüz paralimpik kategorisi yoktur. Rakipleri engelsizdir ve üstelik erkektir. Engelli olarak bu spora başlamadım. Engelsizlerle birlikte Türkiye Masa Tenis Federasyonu'nun müsabakalarıyla bu spora başladım. Miniklerde, yıldızlarda olsun, işte üniversitelerdeki dereceleri hep engelsizlerde aldım. Zaten Bedensel Engelliler Spor Federasyonu da çok yeni bir federasyon. 2000 yılında kurulmuş bir federasyon. Ve masa tenisi branşı da 2002'de ilk Türkiye Şampiyonası düzenlenerek aktif hale getiriliyor. Ben de oradaki hocalar da ilk böyle federasyon hocaları da engelsiz camiasında olan hocalar. Ve beni işte bir turnuvada 2003 yılındaki Türkiye Şampiyonası'na davet ettiler. Hani senin de böyle bir sıkıntın var, sen de bir gel istersen diye. Neyse orada Türkiye Şampiyonası'nda çok katılım yoktu tabii yeni bir branş olduğu için. Ben orada hani Türkiye Şampiyonu oldum. Bayanlarda sporcu yoktu zaten. Erkeklerle oynayarak gene birinci oldum. Aynı sene Haziran ayında ilk Avrupa Şampiyonası'na katıldım engellilerle. Orada da Avrupa üçüncüsü oldum. Ve bu şekilde işte artık paralimpik macerası da başlamış oldu. Turnuvadan şampiyonlukla dönen Neslihan'ın yeni hedefi Avrupa Paralimpik Masa Tenisi Şampiyonluğu olur. Fakat kat etmesi gereken çok yol vardır. İlk işte 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'ydı ilk engellilerdeki turnuvam. Orada tabii heyecanlıydım. İlk kez katılacağım bir organizasyon. Gerçekten çok fazla engel çeşidinin masa tenisi oynadığını gördüm. Tekerlekli sandalyede olsun, ayakta olsun ve hani dışarıda görseniz
Yani Türkiye'de zaten görmemiz de zor gerçi. Bu da acı bir gerçeğimiz ama hani dışarıda görseniz gerçekten bu sporu yapamaz dediğiniz bedensel olarak engeli bulunan sporcuların işte orada bir Avrupa şampiyonu olduğunu gördüm. Neslihan'a Avrupa şampiyonası sonrasında olimpiyat yolu açılır. Fakat hem Türkiye'de federasyon oldukça yenidir hem de karşılarında kota sorunu vardır. İlk 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'na gidince orada tabii bir klasifikasyona tabi tutuluyorsunuz. Şimdi engellilerde şöyle iki sınıf ayrılıyor. Tekerlekli sandalye ve ayakta olmak üzere. Tekerlekli sandalye 1'den 5'e kadar sınıfa ayrılıyor. 1'den 5'e yükseldikçe engeliniz azalıyor. Yani bir en ağır engelliler, işte örneğin eline raket bağlayarak oynayan sporcular. 5'e doğru gittikçe sandalyedeki pozisyonu yani yapabilirliği artıyor. Ayakta da 6'dan 10'a kadar sınıflar var. 10'a çıktıkça bu sefer, 6'dan 10'a çıktıkça engeliniz azalıyor. Ben 9. sınıfta yarışıyorum. Bu uluslararası fizyoterapistlerin verdiği bir karar oluyor. Bu şekilde onaylanıyor ve ben 9. sınıfta 2003 yılından beri mücadele ediyorum. Tabii 2003 yılı çok erken bir sene. 2004 Paralimpikleri için hani kota almak için aslında çok kısa bir süre vardı. Ve biz de hani dediğim gibi yeni bir federasyonduk. Ona rağmen işte 2-3 tane açık turnuvaya gittim. Tabii paralimpikler de hani öyle her sporcu, bütün engelli sporcular katılamıyor. Yani nasıl olimpiyatta bir kota varsa paralimpiklerde de aynı kotalardan geçiyoruz. Belli turnuvalara katılıp dünya sıralamasında yer etmemiz gerekiyor. Ben de yeni bir sporcu olduğum için puanım azdı. Sadece Avrupa üçüncülüğüm vardı. Ve Haziran ayıydı. Aralık'ta da kota belli oluyor. Biz Aralık ayına kadar olan işte 2-3 turnuvaya gittik. Hatta normalde hani çok uzak olan Güney Afrika'ya turnuvaya gittik kota alabilmek için. Son Aralık ayındaydı o da. Ve bu şekilde 2004 Atina için kotayı almış oldum.